Evet. Yoğunlaştırılmış kainat nedir? İnsan. Maket gibi yani. Bir anda maketini yaparlar, ufaltırlar. İnsan yoğunlaştırılmış. Maket yoğunlaşmamış. Maket şey, ufaltılmış. Yoğunlaştırılmış iyi ifade. Yoğunlaştırılmış kainat nedir? İnsan. Genleştirilmiş insan nedir? Kainat. Anlaşılıyor. Biz o gemide neymişiz? Dümenci neferi. Bir dümenci neferi o gemiye sahip çıkabilir mi? Kaptanı tanımayıp da bu geminin bütün mahsulatı benim. Kimseye ortak etmem, kimseye teşvik etmem diyebilir mi? Bizim de yaptığımız güzelliklere, iyiliklere sahip çıkmamız aynen o dümenci neferine benzer. Sen gördün mü? Çünkü dedi ya şeyi, ne gördün? Felçliyim dedin. Felçli insan. Ha, şimdi hasta, hastanede hasta, yatarak yatan bir hasta. Senin gibi görüyor, duyuyor, işitiyor ama istiyor ki kalksın yürüsün, yürüyemiyor değil mi? Niye yürüyemiyor? O vücut onun değil mi? Onun vücudu da kalksın yürüsün. Güne kadar ben diyordum, ben yoktum, ben ettim demiyordum. Şimdi ne oldu ki yatağa uzatılmış, hadi ben kalkayım diyemiyor. Ya kalksana, kalkamıyorum. Nasıl kalkamıyorsun, sen varsın da, madem sen varsın kalkıyorsun. Düne kadar gelen sendin, giden sendin, oturan sendin, yatan sendin. Bugün ne oldu böyle? İkisinsin. Ne oldu? Madem el ayaksanın sözünü geçir, hükmünü icra et. Bize ders veriyor Rabbimiz. O feclinin, o yatalağın vasıtasıyla ne yapıyormuş? Şöyle, ne dedim ben? Bize ders veriyor. Ya bak siz de, sizin de bundan farkınız yok ya. Size bu fırsat veriliyor, bir mehir veriliyor. O fırsatı, o mehri güzel kullanırsanız bunun gibi olmasınız. Yok, güzel kullanmazsanız önünüzde çok hatalar var. Kolu katarlar var. Bu yatalak olmuş. Bir başkası kanser olabilir. Bir başkası bilmem ne olabilir. Bir başkası ne olabilir. Öyle değil mi? Onların hiç kimse kanser olmak ister mi? Hiç kimse şöyle böyle olmak ister mi? Yani ne diyorlar? Özür bir insan olmak ister mi? Ama hepsinden hatırından, hayalinden geçmediği halde bir bakıyorsun bir anda bugün sağ yarın özür. O şeyde özürler anladığında ne birisi demişti. Nasıl demişti? Güzel bir cümle demişti. Yarın sen de böyle olabilirsin. Öyleyse bugün böyle olmuşlara şefkatle bize kapattın ya bir lafa pankartası. Yani bugün özür tutsun yarın özür olmayacağım belli değil. Aslında asıl özür nedir? İmana gelen zaaf, zaaf iman. İman zaafı, iman noksanlığı, imandaki eksikliğimiz öyle bir özür ki ne yapıyor? İnsanın zararda olduğunu göstermeyecek bir gaflet perdesini çekiyor önünde. Anlıyor ki Rabbimiz, Rabbimize imanımız nispetinde dedi ya, marifetimiz nispetinde Rabbimizin talimatlarına, yani kaptandan gelen talimatlara göre rotayı tayin edip rotada geminin gitmesini sağlayacağız. Oradan gaflet ettik mi gemi diskoya mı düşer, internet kafeye mi düşer? Allah. Yoksa efendim ne diyorlar, madde bağımlılığına mı düşer, eroin bağımlılığına mı düşer? Kimlere bağımlılığına düşüyor? En zengin, en efendim cemiyetin önünde görünen kimseler. Yani star diyorlar, sanatçı diyorlar, ne diyorlar. Öyleleri düşüyor. Yani niye düşüyorlar? Allah düşürüyor ki bak kendisine beğenen, kendisine güvenenin akıbetini bu dünyada da size peşin gösteriyorum. Bak, bak kendine güvendiği için ne oldu? Eroinman oldu. Halbuki kendine güvenmese eroin dedi mi fırça fırça kaçar. Aman Allah, estağfurullah. Ya Rabbi aman sen beni koru, sen beni muhafaza et der.
Ama onun aklına hiç ya Rabbi beni muhafaza et gelmiyor. Vur patlasın, çal oynasın dediğin çaldığın düdük deyip giderken bir bakıyor ki efendim arabamdan olmuş. Bir bakıyor ki efendim narkotikçiler kapısına dayanmış. Bir bakıyor ki parmaklıkların arkasında gözleri parlıyor. Bunlar çok yaşanıyor ha. Çok yaşanıyor. En fakir de en zenginler bu işlere düşüyorlar. En fakir de en zenginler. Fakir eğer fakrını bilip Allah'a karşı fakrını bilip ona şükretmezse onun da ayağı kayıyor. Zengin de zaten teperun edip ben yaptım derse o da öyle. Karun gibi ne yapıyor? Fakir isyankarlıktan, zengin gururdan. Yok zengin de hem gurur hem isyan. Mağrur. İkisi beraber. Hem gurur hem isyan. Yani ben dediğini isyan. Ben sıtarım, ben yıldızım. İsyanı ne büyüdü? Anladın mı? Fakir ise fakirin kıymetini bilmediği için bir fakir. Halbuki fakirini fakri kendisi gına buldun diyor üstad. O fakir fakirliğini bilirse, Allah'a karşı fakrını anlarsa, o onun için büyük bir zenginlik. Zenginlikle elde edilemeyecek makamları o fakir kazanabiliyor. Çünkü ahirette cennetin kapısını iç açacaklar kimmiş? Fukarayı sabır. Değil mi? Fukarayı sakin, fukarayı sabır. Efendim? Almiyayı şakirin, fukarayı sabir. Onlar ilk girmiyor. Onlar 500 sene sonra girer. Evet. İlk fakir giriyor. Almiyayı şakirin onların sonra. Cömertten girmiyor. 500 sene sonra onlar. Evet. Hesapları uzundur zenginlerin. Yani o 500 seneden maksat bilmiyoruz da yani biz müsaade tepki. Evet. Şimdi demek ki bak ne büyüdü bir de o orayı. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor. Der. Hı. Haddini bil. Bir yapan sen değilsin. İkincisi senin de bu. Ya kendinden bilip teperur edip firavunların yanına aday oluyor. Veya ben kaderim mahkumuyum, benim bir sorunum yok deyip cüz-i ihtiyarı inkar ediyor. Orada da mesuliyetini inkar ediyor. Orada da yükün altına girmemekle asi ve kaçak cezası görüyoruz. Yükün altına girmesi de bir tabir var ya, elimizi taşın altına sokalım böyle. Yine bak diyor ki, altıncı sözü hatırlayın. Ben size böyle mükemmel bir vücudu verdim. Karşılığında sizden o vücudu cennet fiyatıyla, cenneti fiyat olarak verip sizden o vücudu satın almak istiyorum diyor. Getirin bana satın ki karşımda cennet bulasınız. Siz yok, biz diskodu uçarsan hem satarız. Cami de neymiş? İnternet kafe dururken ezanı mı duyarız? İnternet kafenin başında hiç ezanı duyan rastladın mı? Ama siz Allah için söyleyin. İnternet kafenin başında ezan okurken ya ezan gelmiş, vakit gelmiş, kalkıp camiye koşan bir tane gördünüz mü? Gördünüz mü? Nasıl bir temmim edici, nasıl bir uyutucu, nasıl bir sihirbaz, nasıl bir aldatıcı olduğunu baktığından anlayın. Bir şey ki, ezan okunduğunu sana duyurtmayıp seni ezanla birlikte Rabbinin davetine icabet edene koşmaktan alıkoyuyor ise o nedir? Bizim en büyük düşmanımız. En büyük belamız, en büyük başımızın püskünlüğü belası. Acaba uyanıp, beni Rabbim yoldan alıkoyuyorsun öyle mi sen? Senden yana hayırlı tövbe deyip, ya la havle ve la kuvveti illa billah deyip hemen koşacaksın. Zaten şeyde ne diyoruz? Müezzin efendi hayyâlessere deyince biz ne diyoruz? La havle ve la kuvveti illa billah. Çünkü onun bize verdiği kuvvet ve iktidar olmazsa camiye gidemeyiz. Anlaşıldı mı? Ama vermiş ki çağırıyor bizi. Bize o kuvveti vermiş, yürüme kuvvetini, koşma kuvvetini vermiş. Hadi koşun felaha diyor. Koşun gelin. Önce verip sonra
gel diyor. Onları sonra çağırıyor. Ama evde oturuyor gitmiyor. Can ezan okunuyor evde oturuyor gitmiyor. Ne diyeceğiz bizim adına? Geçen camiye tam ezan okumaya başladım. Araba caminin önüne park ettim. İndim camiye giriyorum. Yıldız da kaldırımda duruyor. Bana saati sordu. Amca saatim var. Saat dedim. Ön ezanı okunuyor. Ön ezanın vakti de 12:25 geçe. Yani şu anda yarım demektir. Seni çağırıyor bak dedim. Gelsene dedim. Bak seni çağırıyor. Bak beni de çağırıyor. Ben gidiyorum. Aynı zamanda seni de çağırıyor. Gelsene. Gel baktı bak. Geri geri gitmiyor muyuz dedim. Sonra yanınıza geldi geri gitti abi. Neyse ben gidiyorum. Camiye çıkmana da bekliyorum. Bak dedim ben davete icabet ettim. Ziyafete kondum. Sen burada boşuna pinekliyorsun. Senlerine ne geçti? Bak ben de nasıl bir elma kazan şişti. Bak memnun ve müferrah olarak çıkıyorum camiden. Hiçbir stresim yok. Mutluluğum, saadetim. O Rabbime karşı görevimi yerine getirdim diye. Huzur içinde. Yetti ben arabaya bindim. Arkadaşını bekliyormuş, arkadaşı gelmemiş. Öyle. Peki. Nihat tutacak olarak ve huzurdan içeri girer. Tamam, tamam. Epey vakit geçmiş. Subhani. Benim misafir. Hadi öyle, hayırlı olmuş. Dersin bu kadar olmadı ya. Subhani ki de ayrı veren ayrılan mahalle. Hem de kendisi de ayrılmadı.